Herkese merhabalar. Snow bir YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere böyle güzel, çok da kolay bir lif modeli paylaşıyorum Allah'ın izniyle anlatıyorum. Modelimiz bu şekilde. Oldukça büyük bir lif. Kullanışlı. En ince ayrıntılarına kadar anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler. Sağ olun. Desteklerinizi bekliyorum. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Modelimize hemen başlayalım. 1, 2, 3 ve 4 adet zincir yaptım. Tığımdaki ilmeği uzattım ve bir alta ıslık yapıyorum. Bısımı kapatıyorum. Bir zincir tekrar tepeye ıslık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Bu şekilde toplam 4 tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir, beşinciyi de yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir, altıncıyı kapatmıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir iki tane atlıyoruz. Buraya ıslık yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Kapattığım yere bir yan tarafa ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Kapattığım yere bir yan tarafa ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir kapattığım yere bir ve şöyle son köşeden de alıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincirle dönüyorum. Dönüşlerde bir fıstık yapıp kapatacağız hep. Kapatıyorum. Bir zincir tepeye yan tarafa ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Kapattığım yere bir yan tarafa İkisini bir kapatıyorum. Yan tarafa yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde git gel yaparak 4 sıra öreceğiz. Gösterdiğim yöntemle. İkisini bir kapatıyorum. Evet, bir zincirle dönüp bir fıstık yapıp kapatacağız. Yan yana 4 fıstığım olmalı. Bu şekilde 4 sıra örelim. Devam edelim. 4 sıra ördüm. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 sıra ördüm. Şimdi de tekrar bu köşeden başlıyoruz fıstık yapmaya. Devam ediyoruz yani. Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar bir tane daha. Bu şekilde toplam 4 tane fıstığım olmalı. 3 oldu. Dördüncü yaptım. Bir zincir. Beşinci de yapıyorum. Bir zincir. Altıncıya kapatmıyorum. Şu şekilde. Evet, şimdi bir iki tane atlıyorum yine aynı yaptığımız gibi ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir kapattığım yere bir yan tarafa
ikisini bir kapatıyorum. Bu şekilde köşeye kadar geleceğiz. Yine 4 tane yan yana fıstığım olmalı. Köşeye kadar gelelim. Şöyle şu köşeyi de göstereyim ben. Tığım ipimi doldum ve köşeden de alıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincirle dönüyorum. 1, 2, 3, 4 tane fıstığım var. Evet, modelimiz boyunca bunu yapacağız. 4 fıstık yan yana. Sarı renkli ördüğümüz bölümü. Tepeye bir fıstık. Yan tarafa. İkisini bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde böyle yaparak toplam bunlardan aynı bu gibi buraya tekrar 4 tane olunca bu fıstıkları yapacağız. 4 tane 5 5.'yi yapacağız. 6.'yı kapatmadan tekrar böyle 4 tane örelim. 4 bölüm örelim. 1 2 3 4 fıstık öreceğiz. 5 tane böyle yapalım. Devam edelim. Evet, gösterdiğim yöntemle 5 tane ben yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Buradan da ipimi koparttım. Şimdi örneğimizin orta kısmı bu. Ve bir yarısını dolduracağız ve diğer yarısını yapacağız aynı yöntemle. Hemen beyaz ipimizi 1-2 zincir yaptım. Ve buraya ipimi sabitliyorum. Şöyle göstereyim. Bir zincir yapıyorum. Buraya bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tepeye bir. Yan tarafa. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Aşağıya doğru gideceğiz. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Kapattığım yere bir. Yan tarafa. İki oldu. Aşağıdaki köşeye yaklaştığım için buraya atlıyorum. Bir yukarıya. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Kapattığım yere bir. Yan tarafa. İkisini bir kapatıyorum. Sadece aşağıda üçlü kapatacağız. Buraya bir fıstık. Yan tarafa. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Kapattığım yere bir. Ve köşeye geldim buraya. Buraya da ikili kapatacağım. Evet, şimdi köşeyi rahatça dönebilmek için tekrar bir köşe yapacağız. Bunun için buraya bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Bir zincir, tekrar tepeye bir fıstık. Tığıma ipimi doluyorum ve tekrar aşağıya bir fıstık yapıyorum. Şu şekilde. İkisini birlikte kapatıyorum. Şu şekilde köşemiz oluştu. Şimdi tekrar kapattığım yere bir ikili kapatarak aşağıya gelip aşağıya üçlü kapatacağız. Örneğimiz bu şekilde. Şöyle ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Kapattığım yere bir. Yan tarafa. Ve buradaki atlıyorum bir yukarıya. Şu şekilde. Üçünü birlikte kapatıyorum. Buradan gerisi ikili kapatacağız ve sonra yukarıdaki köşeyi de yapacağız. Gösterdiğim gibi
şekilde köşeye gelince bu köşeleri yapalım. Aşağıya gelince bunun gibi yapalım. Örneğimizin burasına kadar gelelim ve dönelim. Örneğimizin bu kısmına geldim. Şöyle buraya kadar geldim. Şimdi buradan bir zincirle geri dönüyorum. Bir sıra daha beyaz rengimizi öreceğiz. Buraya bir fıstık yapıp kapattım. Bir zincir yaptım. Tekrar tepeye bir, yan tarafa ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar kapattığım yere bir, yan tarafa iki oldu ve köşeye yaklaştığım için buraya atlıyorum yukarıya. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar yukarıdaki köşeye kadar geleceğiz. İkili kapatarak ikisini bir, bir zincir, kapattığım yere bir, yan tarafa ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Kapattığım yere bir, köşeye geldim buraya. Buraya da ikili fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bu şekilde gösterelim. Evet, şimdi buraya tekrar köşe yapacağız. Rahatça dönebilmek için bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar tepeye bir fıstık, buraya atlıyorum dibine. İkisini bir kapatıyorum. Şimdi gerisi aşağıya kadar ikili kapatma ve sonrasında ise aşağıda üçlü kapatma. Bu şekilde bu sıramızı da örelim sonuna kadar. Şöyle buraya kadar gelelim. Şurası da böyle. Bunu da gösterelim. Şu şekilde. Diğer köşeye kadar gelelim. İsterdiğim yöntemle ben bu köşeye kadar geldim. Dediğim gibi buraları köşe yaparak aşağıdakileri de üçlü kapatarak aynı işlemi uyguladım ve hemen öbür rengime geçiyorum. Şurada koparttım ipimi. Şöyle göstereyim. Şimdi diğer uçtan yine başlayalım. Bu renkle de ilk sıra öreceğiz. Yine aynı köşeye buraya sabitliyorum. Bir zincir yaptım. Buraya bir adet fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar tepeye bir, yan tarafa. Şimdi buradaki köşeye yaklaştığım için şöyle göstereyim. Yukarıya, buraya üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Şimdi ikili kapatarak yukarıya doğru gideceğiz. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar bir fıstık. Yan tarafa. İkisini bir kapatıyorum. Köşeye geldim. İkisini bir kapatıyorum. Köşeye gelinceye kadar. Şimdi tekrar köşe yapacağız. Rahatça dönebilmek için. Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar tepeye bir fıstık. Şimdi aşağıya. Kaldığım yere. İkisini bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde ikili kapatıp aşağıda üçlü kapatacağız. Ve köşelerimize gelince de yapmayı unutmayalım. Evet, bu şekilde şöyle
Aşağıya gelince üçlü kapatacağız. Ve şuraya kadar, sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, sarı ipimle buraya kadar geldim. Şimdi ikinci sırama bir zincirle dönüyorum. Şimdi buraya hemen bir adet fıstık yapıyorum. Tığım ipimi doluyorum. Köşe olduğu için bir yukarıya, ikisini birlikte kapatıyorum. İkinci sıram da böyle. Birinci bir zincir, kapattığım yere bir, yan tarafa ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar köşeye kadar gidip köşemizi yapacağız. İkisini bir kapatıyorum. Buraya bir fıstık. Şimdi köşeye geldim. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Burada hemen köşede bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Bir zincir yaptım. Tekrar tepeye bir fıstık. Buraya atlıyorum. Kaldığım yere ikisini bir kapatıyorum. Tekrar bir zincir yaptım ve ikili kapatacağım aşağıya kadar. Aşağıda üçlü kapatacağım. Evet, şu şekilde örneğimize devam edelim. Buraya kadar yapalım. Evet, sarı ipimin ikinci sırasının sonuna gelirken şimdi buraya bir fıstık, yan tarafa, sonunda üçlü kapatacağız çünkü oraya göstermek istedim. Ve tığım ipimi doluyorum ve buradan son köşeden alıyorum. Köşeye bıraktık. Ve üçünü birlikte kapatıyorum. Evet, iki zincirle ipimizi keselim ve bu bölümde tamamlandı. Beyaz ipimize geçelim. Bir de beyaz ipimize geçelim. Şöyle tamamlandığımız yerler. Ve buradan başlayacağız. Tekrar beyaz ipimizi alalım. Evet, iki zincir yapıyorum beyaz ipime ve şuradan buradan sabitleyeceğim. Yine aynı işleme devam edeceğiz. Bir zincir yaptım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar tepeye. Yan tarafa. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar aynı işlemlerimize devam edelim. Köşeye gelince de üçlü kapatalım. Aşağıdaki. Aslında yöntemimiz belirlendi. Şimdi de üçlü kapatacağım. Bu şekilde. Evet. Şimdi şöyle. Buraya kadar gelip köşe yapacağız. Aşağı yapacağız ve buraya kadar gelelim. Evet, diğer köşeye kadar geldim. Birinci sıramda beyaz ipin. Şimdi bir zincirle şöyle dönüyorum. Buraya tekrar bir adet fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar tepeye bir. Yan tarafa. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tepeye kapattığım yere ve yan tarafa. Köşeye atlıyorum aşağıdaki yukarıya. Üçünü birlikte kapatıyorum. Evet, şimdi köşeye kadar gelip köşemize yapacağız. Gösterdiğim gibi ikisini bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde köşeye kadar ikili kapatacağız. Köşede köşeyi yapacağız. Sonra buraya kadar gelelim. Evet, köşeye kadar geldim ve ipimi burada koparttım. Şimdi son iki sıramızı yapacağız sarı renkle. Şimdi hemen sarı renk ipimi alıyorum. Yine iki zincir yapıyorum ve buraya tekrar buradan başlayacağız.
İki sıra daha örüp. Evet, bir zincir yaptım. Buraya bir adet fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar tepeye bir, yan tarafa, köşeye yaklaştığım için buraya atlıyorum. Bir yukarıya. Şöyle. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar kapattığım yere bir. İkili kapatacağız. Köşeye gelince yukarıdaki köşeyi yapacağız. İkisini bir kapatıyorum. Evet, köşeye geldim. Şöyle gösterecek olursak. Köşeye geldim. Köşeyi yapacağız. Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar tepeye. İkisini atlıyorum. Tekrar kaldığım yere devam ediyorum. Evet, köşe bu şekilde ve diğer kısımları da yine buraya kadar örelim. Evet, buraya kadar geldim. Şimdi bir zincirle dönüyorum. Şimdi en başa bir adet fıstık yapıyorum. Bir tane daha doldurayım. Köşeyi atlıyorum. Yukarı yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar kapattığım yere bir. Yan tarafa, ikisini birlikte kapatıyorum. Evet, şimdi köşeye geldim. Köşemizi yapacağız ve aşağıya doğru geleceğiz. Bu şekilde buraya köşemizi yapıp aşağıya geleceğiz. Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir, tekrar tepeye bir. İkisini atlıyorum. Kaldığım yere. İkisini bir kapatıyorum. Evet, köşede böyle oldu. Şu aşağıya kadar gelelim. Sonuna kadar. Evet, sonuna kadar geldim. Şimdi sonunda üçlü kapatacağız. Şöyle. Ve buraya da bir tane daha yapıyorum. Üçlü kapatıyorum. Evet, bu şekilde. Şöyle fazla zincir çekeyim, kopartacağız. Bir yarısı hazırlandı alefimizin şu şekilde. Ve diğer yarısında yine aynı şekilde örülecek. Şöyle başlangıç yerini gösterelim. Aynı simetri olacak. Buradan başlayacağız. Bu ördüğümüz bölümü buraya da tekrar öreceğiz. Bu şekilde diğer bölümü de tamamlayalım ve kenar arasına geçelim. Evet, diğer bölümü de ördüm. Şöyle burayı da tamamladım. İpimi de burada koparttım. Şöyle. Şimdi de kenarına yapalım isterseniz, ama beyaz ipimizle veya sarı iple de yapabilirsiniz. Yine iki zincir yaptıktan sonra köşeden başlıyorum. Buraya sabitledim. Bir zincir yapıyorum. Buraya bir adet fıstık yapıyorum. Ve yan taraftan alıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Şimdi tekrar bir fıstık kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Yer dibine atıyorum. Arada bir zincir. Ve yine aynı yere buraya fıstık yapıyorum. Tığım ipim dolayıp yan taraftan alıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Hemen buraya bir fıstık
kapatıyorum, bir zincir, geri dibine batıyorum, bir zincir, yan tarafa, dibine yaptım ve yan tarafa yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum, bir zincir yaptım, tepeye bir fıstık, kapatıyorum, bir zincir, tepeye geri dibine batıyorum, bir zincir yaptım ve yine buraya bir fıstık ve kenardan da alıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir fıstık yaptım tepeye, geri dibine batıyorum. Evet, arada bir veya iki zincir yapabilirsiniz. Kenar işlemi de böyle. Bütün etrafı bu şekilde yapalım. Son halini görelim. Evet, sıra sonuna kadar yaptım aynı işlemi. Şöyle yine bir zincirle buraya sabitliyorum. Evet, köşesi bu şekilde. İpimizi keselim ve son haline bakalım. Evet, ipini kestim. Son halde böyle şuradan kestim ipini. Oldukça büyük ve güzel bir lifimiz oldu. Hem de çok basitti, çok kolaydı. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler, sağ olun. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle gösterelim son kez olarak da. Bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.